Herkese merhabalar sevgili dostlarım 17 Eylül 2020 Perşembe gününden altını, doları, gümüş ve kripto paraları konuşmaya devam ediyoruz. Evet, dün akşam Fed vardı. Fed kararları açıklandı, toplantılar yapıldı, konuşmalar yapıldı. Powell'dan önemli mesajlar vardı. Aslında beklediğimiz gibi ilerledi. Son birkaç videodur e, sizlere belirtiyordum Twitter'dan da yazıyordum. Fed'den herhangi bir politika değişikliği veya da strateji değişikliği beklemediğimi söyledim. Ee, politika değişikliği veya da strateji değişikliği derken neyi kastediyorum? Yani FED bu toplantıda çıkıp ben artık bundan sonra faizleri artıracağım veya da parasal genişlemeye gideceğim gibi bir söylem, bir eylem beklemediğimi söyledim. Çünkü niçin? Kasım'da ABD seçimleri var arkadaşlar. FED bu riski alsa Trump buna izin vermez. Ee, bırakın hani seçim kazanmayı ya da kaybetmeyi ABD ekonomisi çok riskli bir yere girer seçimlerden önce bu tarzda bir strateji değişikliği. Belki ilerleyen toplantılarda virüsün gidişatına göre değişiklikler yapılacak ama şu an bu riski alamazlardı. Almadılar da zaten. Söylemler önemli olacaktı. Söylemler Gerçekten de hani biraz etkisini gördük ama orada da çok fazla bir değişiklik yok. Biraz sanki Paul'un açıklamalarında şahine kaçan açıklamalar vardı. Bunun ne gibi etkileri olacak onu konuşacağız. Şimdi e, Fed işte parasal genişlemeye devam edeceğini söyledi. Ek teşvikler gelebilir dedi. E, faizdir. Hatta 2023'e kadar artış yapmayacağız dedi. Yani bu ne kadar? doğrudur. Veya da işte şu an 2023 deniyor ama 2023'e kadar gerçekten faiz artışı yapılmaz mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Belki 5 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra virüse bir aşı bulunacak. insanlar aşılanmaya başlayacak dünya genelinde. EFED de belki yavaş yavaş faizleri 0.25 0.25 artırmaya başlayacak. Parasal genişlemeye bir miktar son verecek. Hani 2023 deniyor şu an ama bu 2023'e kadar illaki artış olmayacağı anlamına gelmiyor. Veya da tam tersi virüse hiçbir çözüm bulunamayacak. Bir aşı bulunamayacak, virüs mutasyonu uğrayacak, daha fazla saldırgan olacak. Böyle bir senaryoda da belki 2023 değil de 2025'e kadar, 2027'ye kadar hiçbir faiz artışı olmayacak. Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet dünya şu an bir risk altında. Çünkü zaten Fed şu anlık parasal genişlemeye gitmiyor. Yani son 6-7 aydır, son 1 yıldır yürüsten dolayı parasal genişlemeye gitmiyor. 2008 krizinde de e, bolca para bastı, parasal genişlemeye gitti, faizleri indirdi. Tamam 2013-2015'ten sonra faiz artırıp bu bastığı para, paraları geri çekmeye çalıştı ama tamamıyla çekemedi arkadaşlar. Zaten 2020'nin başlarında bile yani virüs çıkmadan önce dünyada bir parasal bolluk vardı zaten. Bunu da borsalardan vesaire görüyorduk. Şimdi tekrardan para basıyor. Yani bu kadar para ne olacak? İşte dünyayı bir risk altına sokar mı? Gerçekten küresel bir kriz gelir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama dünyanın gerçekten bir risk altında olduğunu söyleyebiliriz ekonomik açıdan şimdi e, FED'in mesajları bu şekildeydi İşte 2023'e kadar mesaj e, faiz artışı yok dedi e, Paul hani şuralarda cephanemiz bitmedi dedi ek mali teşvik gerekebilir dedi İşte bu söylemler birazcık şahin bir konuşmaya kaydı arkadaşlar bu da bir miktar e, dolar endeksini değerlendirdi Peki devamı gelir mi? Bunu göreceğiz. Destek dirençlere bakacağız zaten. Şimdi isterseniz şöyle bir rakamlara bakalım. Bu arada e, dünyada koronavirüs sayısı 30 milyonu aşmış durumda arkadaşlar. Buna iyileşenler de dahil. Yani dünyada virüs yayılmaya devam ediyor. Ölen kişi sayısı ise 945.092 kişiye yükselmiş durumda. Tabi bunlar ülkelerin açıkladığı rakamlar arkadaşlar. E, gerçek rakamlar nedir? Bunu tam olarak bilemiyoruz. Ee, bildiğimiz tek bir şey var. Aşı henüz bulunamadı ve dünyada virüs yayılmaya devam ediyor. Şimdi gram altına başlayacağım arkadaşlar. Şimdi ons altın hani bir miktar geri çekilme gördük ama ben size şunu belirttim. Yani gram işte ons altın kendi bandında ilerlemeye devam eder. Ama gram altını bir ayağa dolar tl. Dolar tl yükseliş trendine girdi. Şimdi ons altında kısmi geri çekilmeler olsa bile hani gram altında çok fazla bir geri çekilme görmeyebiliriz dedik. E şu anda bunu yaşıyoruz. Bakın şu an gram altın 472'ye gelmiş. Yani dün 467 idi hatırlarsanız. E ons altın 1960 küsürlerdeydi. Şu an ons altın 1940'a düştü. Ama dolar TL yukarı gidiyor. Gram altında gene bir geri çekilme yok. Yani TL bacaklarında arkadaşlar çok fazla bir geri çekilme beklemiyorum bundan sonraki süreçte. Ee, daha önceki videolarda belirttiğim gibi. Hani ons altında kısmi geri çekilmeler, kısmi düzeltmeler e, veya da yukarı yönlü ataklar gelebilir. Ama dolar TL yönünü yukarı çevirdiği için e, gram altında çok fazla bir düzeltme vermiyor. Sanırım Hani çok fazla bir düzeltme yapmadan son birkaç yıldır düzenli olarak yukarı giden gram altın var arkadaşlar. Bunu da koruyacağı benziyor. Şimdi gram altında destek olarak bakarsanız 463 bölgesi var. 463, 465. Onun altında bir de hani şurada trend desteği var ki 450, 455'lerden geçiyor. Hani bu trendini korumak isteyecektir diye düşünüyorum. Böyle bir geri çekilme olursa bir fırsattır. Hani gram altında benim 428, 436'ına beklentim yok. O da, o da hani... Olumlu bir haber gelecek. Dolar TL'de bir miktar geri çekilme olsun. Hani 10 altında biraz satış yesin ki o seviyelere denk gelsin. Ee, onun dışından 436'ına beklentim yok. Geri çekilmelerin birer fırsat olabileceği düşüncesinde Ne zaman 480 üzerinde kapanışlar alırız? O zaman 500'e doğru gram altın kendini e, yukarı yönüne atacaktır arkadaşlar ve hani yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Orta ve uzun vadede elinde tutanlar için çok da sıkıntı olmayacağı, hatta kar edebilecekleri düşüncesindeyim arkadaşlar. Geri çekilmeleri birer fırsat olarak görürüm ben kendi adıma. Çekilişler son hız devam ediyor arkadaşlar kazanan abonemize 200 Ripple hediye çekilişe katılmak çok basit aşağıya bir tane yorum bırakıp videoya da beğen atarsanız çekilişe otomatik olarak katılmış oluyorsunuz gelecek videolarda çekilişin talihlisini e, videonun yorumlar kısmında açıklamış olacağım o yüzden takipte kalmanızda fayda var. Ons altın arkadaşlar şimdi gram altın işte dolar tl kaynaklı gücünü koruyor yukarı yönlü hareket ediyor. Ons altın ise e, tekrardan gördüğünüz şu üçgen içine girdi arkadaşlar. E, ama baktığımız zaman hani 1980 yukarıda o bahsettiğim 1980 direnci vardı. Aşağıda da 1920 hattı var. Yani bu rakamlar arasında git geller devam ediyor aslında. Hani kısmi geri çekilmeler olsa da bakın e, Onsu altında şu yükselen kanalı koruyacağını ben düşünüyorum. Yani bu kanalın alt kısımları şu anlık 1820 dolar seviyelerinden geçiyor. Hani bu kanalı tekrardan alt kısmını test ettirmek isterler mi? Veya da şu tarzda bir ihlal gelir mi? Bilemem ama trendini koruyacağını düşünüyorum. Ee, ve 1900 seviyelerinde özellikle 1892.50 seviyesinde bir destek hattı mevcut. Buranın üzerine kaldıkça işte, tekrardan 1980 atakları gelecektir. 1820 doları kırmayan ons altında tekrardan 2100-2300 dolarları test etmek ister. Bu da kanalın şu yükselen kanalın üst bandı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi siz ons altında mı işlem yapıyorsunuz? Gram altında bu çok önemli. Hani ons altında işlem yapıyorsanız bir miktar daha hani 1980 geçilmeden long pozisyonu geçmemenizde fayda var. Aşağıda hani 1892 kırılacak ki 1820-1830 seviyeleri gelsin. O da bir fırsat olacağın kanaatindeyim ben eğer ki gelirse. Ee, bu şekilde işlem yapabilirsin ama siz gram altında işlem yapıyorsanız ons altını şu anlık sizin için çok fazla bir önemi yok. Çünkü dolar tl trendini yukarı çevirdi. O yüzden buna da dikkat etmenizde fayda var. 1820 kapanış gelmedikçe arkadaşlar 10 altında genel hedef 2100-2300 dolarlar olarak karşımıza çıkar. Hemen buradan gram gümüş TL'ye bakalım. Şimdi gram gümüş TL'de de e, dün trendi yukarı yönünü zorluyorduk. Bugün bir miktar daha satış var. E, hani gümüş dolar geri çekilse dolar TL yukarı gidiyor. Alt seviyelerinde denge bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Sıkışan hareketin aslında son noktalarına geldik. Buradan aşağı verilirse 580 20 aralığında tekrardan fırsat olarak karşımıza çıkar. Hani bu trendi koruyacağını ben düşünüyorum. Yukarıda da tekrardan 6.55 6.60 üzerine günlük kapanışlarda hareket güçlenerek 6.90 7.20 7.50'lere doğru yol alır. Şimdi buçuk 6 aylık bir süreçte orta vadede benim işte gram gümüşte 8.5 TL gibi bir hedefim var. Bu trendi koruyacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu bölge gelirse yani 5.80 6.20 aralığı bunu bir fırsat olarak görürüm ben. Hemen buradan platine bakalım. Platin de çok fazla konuşuluyordu. İşte yükselişe geçiyor tekrardan gibisinden. Şimdi platine benim önerislediğim rakamlar var. Videolarda şu ana kadar hiç yer vermedim. Çünkü e, belirli rakamlar geçilmedikçe üzerine kapanışlar görmedikçe yani kendi sistemime göre e, ben platinden uzak dururum. Ama ne zaman ki hani önemsediğim rakamlar üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa zaten emin olun videolarda platin boğası ben olurum arkadaşlar. Ee, tıpkı gümüşte olduğu gibi millet 3 sene 4 sene 5 sene 10 sene konuştu. Hiçbir hareket yoktu. Benden hiçbir zaman gümüş analizi görmediniz. Ne zaman ki e, Mayıs'tan Haziran'dan sonra gümüşe yer vermeye başladım. Gümüşte bakın beklentilerim güçleniyor. Hedeflerim şu 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 dedik. Bir baktık gümüş 30 dolarları gitti. İnsanların hiç beklemedi hareketler 18 dolarlardan. 3, 3 liralardan 6.97 liraları gördü. Hani bunlar önemli. Yani platinde de hani belirli rakamlar üzerine kapanış görürsek ben derim ki bakın platinde hareket güçlendi. Bundan sonraki süreçte bu hareket devam edecek derim. Hani benim önemsediğim rakamı soruyorsanız 950 965 rakamı arkadaşlar. Bu rakam üzerinde günlük kapanış yetmiyor benim için. Aylık kapanış almamız lazım. Bakın henüz aylık kapanış alamadık. Bu rakam üzerinde aylık kapanış aldığımız takdirde şu gördüğünüz işte hangi hareketli ortalama 100 günlük üstsel ortalamaya doğru aylık grafiklerde yol alacaktır. O da 1150 rakamlarından geçiyor. Yani ne zaman ki aylık grafiklerde 965 üzerinde kapanış alırız platinde. O zaman ben hareket güçleniyor deriz. Evet hani dönüş sinyalleri var. Bakın maddi tarafında güçlenme başta da aylıklarda. İşte RSI tarafı daha önce test etmediği yerlere geldi. Ama günlüklerde özellikle de aylıklarda o kapanışı almadan ben platin tarafına şu anlık e, en azından kendi adıma çok da fazla güvenmiyorum. Ha bu değil ki bu rakam üzerinde kapanış gelmeyecek. Evet gelecek platin de bir gün rally yapacak. Ama işte bunun vadesi önemli. Yani ben e, platin bir gün yükseliş yapacak diye paramı burada tutmam. Belki 3 ay 5 ay 10 ay belki bir yıl sonra başlayacak yükselişe. Bunu bilemeyiz. Ne zaman ki bu rakam üzerinde aylık kapanış alırız. Göstergeler güçlenmeye başlar. Kendi sistemime göre güç kazanmaya başlar. O zaman zaten bunu benim videolarda görürsünüz. O zaman ilk hedef 11.150 olur. Daha sonraki hedefte 10 ee, 1150 olur. Daha sonraki hedefte 1500'lere doğru yol alır arkadaşlar. Bunu kapanışlar gördüğümüz zaman güçlenmeye başladığımız zaman benim videolarda zaten göreceksiniz. Hemen buradan kripto paralara geçelim. Hatta dolar tl'ye bakalım. Dolar tl'ye bakmadık. Evet dolar tl maalesef 7.55 direncini zorluyor arkadaşlar. Şimdi son birkaç hafta dolar tl'lik güçlenen hareketten bahsetmiştik. Moody's'in not indirimleri gelen açıklamalar merkez bankasının e, hamleleri işte açıklanan e, faiz oranları e, açıklanan müjdeler dolar tl'yi çok fazla etkilemedi ama işte gelen açıklamalar bazı e, yabancı kurumlardan gelen açıklamalar tl varlıklarında negatif fiyatlamaya neden oluyor tabi sadece bunun etkisi diyemeyiz zaten dolar tl belirli rakamlar üzerinde kapanışını yapmıştı hani yükseliş kademeli bir şekilde gideceğini belirtmiştik Maalesef de şu an 7.55 direnci zorlanıyor. Hani keşke hiç dolar yükselmesi, keşke düşse. Hani grafiklerde bunu görsek, desek ki dolar teli bakış direnci geçemiyor, çakılacak gibisinden analizler yaptıysak. Ama maalesef dolar teli belirli destekler üzerinde yer alıyor, oraya destek yapıyor. E, grafiklerde de bize yukarı yönlü gideceğim diyor. İşte 7.60 bölgesinde bir direnç var. Belki buralardan 5-10 kuruşluk satışlar gelebilir. Ee, i̇lk destek kattı, Şöyle birazcık daha yakınlaştıracağım. 7.50'lerden geçiyor şu anlık. 7.50 seviyelerinden geçiyor. Bu arada grafiğimize bir şeyler oldu. Evet, şöyle tekrardan dolar tl'yi açacağım. 7.50'lerden geçiyor. Hani orayı kırdı diyelim. 7.40 desteği var. Ama 7.35'in altını çok fazla gelecekmiş gibi gözükmüyor arkadaşlar. Ee, 7.60 bölgesinde bir direnç var. Bu direnç üzerinde kapanışları aldığımız zaman maalesef dolar denildi. 8.20 aralığına doğru kademeli olarak çıkışlar devam edecektir. Ee, geri çekilmeler sınırlı olacaktır. İşte gelen bazı açıklamalar olabilir. Merkez Bankası'ndan veya da başka yerlerden. Ama geri çekilmelerin sınırlı olacağını düşünüyorum. 7.42 desteği var. Önemli 7.35 desteği var. Maalesef dolar tl 7.60 direncine doğru gidiyor. Oraların üzerinde kapanışlarda da 8.20 gibi hedefi mevcut arkadaşlar. Hemen buradan bitcoin'e geçmek istiyorum. Şimdi bitcoin tarafı bitcoin arkadaşlar o hata yaşadık. Hangi atak? 11.092 geldi mi? Evet 11.092 11.100 ee, burası çok önemliydi arkadaşlar yani e, bu arada kripto paraları nereden alıp satabilirim diye soruyorsunuz. Ben kendim Bitdo'yu kullanıyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. Aşağıya videonun açıklama kısmına kendi referans linkimi koyacağım. Oradan tıklayarak benim referans linkimle kayıt olabilirsiniz. E, bu şekilde buradan da işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 11.093 dedim. Niçin dedim? Twitter'dan hemen şöyle bir açmak istiyorum. Şöyle bir geri döneceğim. Ya ben ne zaman Bitcoin analizi yapmıştım? Atmıştım hatırlıyorum onu da. Ee, özellikle o düşüşte yani herkesin acaba daha da mı düşecek dediği zamanda bir bitcoin analizi yapmıştık. Evet bakın bitcoin kısa vadeli 9 Eylül tarihli bir analiz. Hatırlarsanız 12 bin 11 bin 500 dolarlardan sert satış yemişti. 9 bin 750 dolar desteği üzerinde kısa vadeli tepki ihtimali üzerinde duruyorum dedim. Bu rakam üzerinde 3-5 gün içinde 11 bin kadar düşüşün tepkisi gelir dedim arkadaşlar. Şu an rakam 11.200 dolar. Bakın 11 bin 100 dedim. Dikkat edin 11 bin 100 diyorum. Kaç görmüşüz? şöyle de bir yakınlaştırıp nokta atışı diyoruz ya. Göstereyim şöyle de 11.95 arkadaşlar görüyor musunuz 11.95 nokta atışı diyebiliriz. Bu rakama ataklar geldi arkadaşlar. Değerlendirenlere hayırlı uğurlu olsun şimdi hani bundan sonra ne olacak peki? Tamam bu rakam test edilmiş. Şu harekette ortalamaları görüyorsunuz. Burada bakın 5 saatlikte bir de günlükten bakalım. Evet günlükte de güzel. 4 saatten bakalım. Yani bakın şu hareketli ortalamaların üzerine atmışız. Buradan bir satış yemiş o verdiğimiz rakamdan. Şimdi şu hareketli ortalamalarda destek bulup tekrardan 11.200'e doğru gidebilir. Belki şurada çanak kulp yapacak. Bunu izliyor olacağız. Ama şu hareketli ortalamalarda bir destek yapacağını düşünüyorum ben. Yani 10.600-10.700 dolar civarlarında böyle 11.200-11.500'e doğru çıkış hareketi devam edebilir arkadaşlar. Hani göstergeler bir miktar zayıfladı. Buna dikkat edelim. Yani bu geri çekilme birazcık daha sürebilir. 11.100'den satış yeri çünkü. Hani böyle 10.500-10.400'e doğru tekrardan satışlar olabilir. Destek bulup tekrardan bir 11.200 denemesi bekliyorum ben Bitcoin'de arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.